Aşağıdaki soy ağacında otozomal baskın genle kontrol edilen bir özelliği fenotipinde gösteren bireyler koyu renkle gösterilmiştir. Bu soy ağacındaki numaralanmış bireylerden hangisinin genotipi hakkında kesin yargıya varılmaz. Arkadaşlar şimdi baskın özellik denmiş değil mi bize? O zaman büyük A hasta küçük A normaldi değil mi arkadaşlar? Yani büyük A büyük A hasta. Büyük A küçük A hasta. Küçük A küçük A ise normal bireydi değil mi? Normal bireydi. Şimdi verilenleri yazalım. Fenotipinde gösterilen bireyler hasta bireyler olduğunu düşünecek olursak, taranmayan bireyler ise normal bireylerdi. Yani küçük A 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 şeklinde yazdık arkadaşlar. Bu doğrultuda yola çıkalım. Bunun bir tanesini anneden bir tanesini babadan. O zaman mutlaka bunların hasta olabilmesi için bir tane de büyük a taşımak zorundalar. O zaman 3 ve 4 numaralı bireyleri ne yapmış olduk? Elemiş olduk. Çünkü 3 ve 4 numaralı bireyin genotipini belirleriz arkadaşlar. Devam edelim şimdi. Bu birey küçük a'nın bir tanesini babasından bir tanesini de kimden aldı? Annesinden. Bu bireylerde fenotipte özellik gösterildiği için büyük A'lar olmak zorunda mı? Evet yani 1 ve 2 numaralı bireyinde genotipini kesin olarak buluruz arkadaşlar. Geldik 5 numaralı bireye. 5 numaralı birey büyük A büyük A'da olabilir. Büyük A küçük A'da olabilir. 5 numaralı birey için kesin bir şey söylemek doğru olmaz. Cevabımız E seçeneği olmalıdır.